Benzin ve motorine yine zam. Wiklix berat maillerini yayınladı. Rexör'den dolar kampanyası. ABD'de konser faciası. Günün haberleri başlıyor. Tutuklu yazar ve gazetecilerle görüşen CHP milletvekili Utku Çakırözer, cezaevlerindeki hak ihlallerinin o halde daha da ağırlaştırıldığını söyledi. Tutuklular arasında yaşlı ve ciddi hastalıkları olanlar bulunduğuna dikkat çeken Çakırözer, Aslı Ercan'ın felç riski, Şahin Alpay'ın kronik hastalıkları, Ahmet Turan Alkan'ın olağan dışı kilo kaybı var dedi. CHP eski milletvekili Melda Onur, bir arkadaşının bindiği takside AKP hükümetine eleştirince taksici tarafından ses kaydı alınıp polise ihbar edildiğini açıkladı. Onur, Twitter'da paylaştığı mesajlarda arkadaşının karakola ifade vermeye gittiğinde şoförle karşılaştığını yazdı. İtalya'da hükümetin önerdiği anayasa değişikliği referandumda reddedildi. Ağır yenilgiye uğrayan Başbakan Matteo Renzi istifa ettiğini açıkladı. Renzi'nin açıklamasının hemen ardından uluslararası piyasalarda avro, dolar karşısında 2 yılın en düşük noktasına geriledi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 askerden 3'ünün iade edilmemesine karar verildi. Yunan mahkemesi geri kalan 5 asker için kararı daha sonra verecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 8 askerin Türkiye'ye teslim edileceğini söylemişti. Türkiye'de cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı 200 bine dayandı. Kasım ayı verilerine göre cezaevlerinde 8.028 kapasite fazlası tutuklu ve hükümlü bulunuyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası hapishanelerde yer açılması için 4 yıldan daha az ceza gerektiren suçlardan hüküm giyenler serbest bırakılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dolar bozdurma çağrısı sonrası ilginç açıklamalar gelmeye devam ediyor. Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü 500 bin euro veya dolar bozdurarak makbuzunu getiren kişinin adının üniversitedeki amfiteyatroya verileceğini duyurdu. Amfiteyatromuzun ismini o vatandaşımızın ismini vereceğiz. Benzinin litre fiyatına 15, motorine ise 16 kuruş zam yapıldı. Yeni zamlar sonrasında benzin fiyatları 2,5 yıl sonra yeniden 5 lirayı aştı. Türk Hava Yolları, Tunus'un devrik diktatörü Bin Ali'nin Airbus A340 VIP uçağını 78 milyon dolara satın aldı. Uçağın Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullanılacağı iddia ediliyor. Uçağı alan Türk Hava Yolları, ekonomik daralma nedeniyle filosundaki toplam 30 uçağı yere indirerek park pozisyonunu almıştı. Wikileaks, Retek tarafından ele geçirilen Berat Albayrak e-postalarını arama motoruyla birlikte yayımladı. Albayrak'ın, IŞİD'le petrol ticareti yapmakla anılan şirketlerle ilişkisini gösteren belgeler, Temmuz 2016'da yayımlanmış ancak e-postaların yüklendiği Google Drive ve Dropbox'a erişim engellenmişti. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen bir konserde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. Gece kulübü olarak kullanılan bir depoda çıkan yangında can kaybının daha da artabileceği, harabeye dönen binanın %80'lik bölümünde henüz arama kurtarma çalışması yapılamadığı belirtiliyor. Time dergisinin yaptığı yılın kişisi anketi sonuçlandı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi listenin başında yer alırken adaylar arasında yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan %0 oy aldı. Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un %1 oyla Erdoğan'ın üstünde yer alması da dikkat çekti. ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Çin'le geçen hafta Tayvan üzerinden yaşadığı diplomatik gerilimin ardından Twitter üzerinden Çin'in ekonomi ve bölge politikasını eleştiren mesajlar gönderdi. Trump'ın attığı tweetler 3 gündür yükselen yenin düşmesine neden oldu. China. You go over to China.